Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Limak Çimento'yu inceleyeceğiz. Limak'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halka arz sonrası 22 Şubat'ta işlem görmeye başlamış. Devamı da gördüğünüz gibi klasik bir tavan serisi. Bu tavan serisi 41.94 ile sonlanmış. Devamında satış sonrası tepki gelse de bir trende oturamamış. Buradaki kazançlarını koruyamamış ve ise testlerin kırılmasıyla birlikte burada gördüğünüz alçalan kanal şeklinde ilerleyen bir fiyat hareketleri düşüşlerini 26-25 seviyesine kadar sürdürmüş. Aslında daha önce burada destek oluşturmuş, tepki almış ancak şurada gördüğünüz gibi hemen EMA'ların üstüne oluşan satışlarla fiyat tekrardan çıkış yaptığı destek noktasına gerilemiş ve şimdilik burada tutunmuş gözüküyor arkadaşlar. Kapanış fiyatı da %1,5'a yakın negatif bir fiyatlamayla 26.48 seviyesinden gerçekleşmiş. Limak Doğu tarafında arkadaşlar aslında mali tarafı güçlü. Yalnız son çeyrek bilançolarını görmedik. O yüzden son çeyrek bilançosu bekleniyor. Şirket temettü ödeyeceğini de açıkladı. Ancak bu tabii ki de net değil. Bilanço sonrası ödeyeceği temettü miktarı da belli olur. Genel olarak iyi kâr marjlarıyla çalışan iyi bir firma aslında. Ancak burada bir düşüş trendi içerisinde orta ve uzun vade düşünen arkadaşlar özellikle bu seviyelerden alım gerçekleştirebilirler. Buraları aslında Limak için alım fırsatı diyebiliriz. Fiyat buradan düşse bile arkadaşlar bir kademe daha çok fazla gidecek yeri kalmadı. En fazla 23-22 seviyesine kadar çekilir. Bu da yine kademeli alım için güzel bir nokta olur. Yani orta ve uzun vade düşünen arkadaşlar bir kademe bu seviyelerden alım yapabilirler. Düşüş olsa bile en fazla gideceği nokta 22-23 seviyesi. Buralarda zaten şurada tutunduğu sürece bu alt bantlar unutmak gerekecek. Buradan dönüş olması muhtemel. O yüzden bu seviyelerden alabilir. Kısa vadeci trade eden arkadaşlar da bu seviyeden alabilir. 26-48, 26-50, 26 bölgesinden alımlar gerçekleştirebilir. Trade eden arkadaşlar buradan alması durumda 30-31 bölgesinden satış yapabilirler. Bu düşüş trendi kırılmadığı sürece çünkü çok fazla yükseliş olmayacaktır. O yüzden kısaca trade eden isterlerse bu bölgeden satabilirler. Ancak bu bölgeden maliyetlerim uzun vadede düşecek arkadaşlar. Kesinlikle 31 seviyesi kırılması durumunda satmamaları gerekiyor. Yani şu trend tersine çevirebilsek kesinlikle satış yapmamanız gerekiyor. Bekle ve gör pozisyonuna geçip biraz daha burada fiyatların yükseliş hareketinin devam etmesini beklemeniz gerekiyor. Buradan kısa vadece isterse satar, satmazlarsa da burada 36-35 direncini takip edip burada yükselişin tepkisinde de satış yapabilirler. Orta vadeci arkadaşlar da isterse burada satabilir. Çünkü şöyle bakıldığında %40'a yakında bir getiri elde etmiş olacaklar. İster satarlar ister devam eder pozisyon. Ancak fiyat 36'ın üstüne kaldığı sürece tekrardan 41-42 seviyesi de hedef fiyat olacaktır. Buradan uzun vadeci arkadaşlar pozisyonu gözden geçirsin. Direnç açılırsa aslında yükseliş hareketi yeniden başlıyor olacak. 41'in üstünde kalırsa da şöyle hemen aslında burada da bayrak diye tabir ettiğimiz bir formasyon var. Onu da göstereyim şöyle şu şekilde. Fiyat 31-30 bölgesini kırabilir. Yükseliş hareketi sürdürürse uzun vadede 55-60 bölgesi Limak için hedef fiyattır arkadaşlar. Uzun vadede 42'nin üstünde kaldığı sürece 55-60. Kısa vadede 30-31 direnci önemli. Direncin geçilmesi düşüş hareketi tamamen bitecektir. Bu da bizi 36-37 bölgesine götürecektir. İsteyen kısaca buradan satar. Eğer direnç kırılırsa yani bu düşüş kanalını kırabilirse arkadaşlar satmak istemiyorsa da şurada gördüğünüz gibi 36-35 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Orta ve uzun vadeciler bence buradaki direncin geçilmesini beklemeli. Uzun vadede çünkü fiyat eğer 41-42'nin üstünde kalabilirse dediğim gibi 60-65 seviyesi de uzun vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde. Limak teknik olarak bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Cümleten bu kazançlar. Hoşça kalın.